Vay canına Nvidia. Yani ben böyle bir şey hayatımda görmedim. Bu kadar güçlü bir bilanço bilançoyla hayatımda neredeyse hiç karşılaşmadım. Bir çeyrekten bir çeyreğe bir şirketin işleri bu kadar nasıl dönüşür daha ben hiç görmedim. Ve bir teknolojik devrimin bu kadar net şekilde gözüktüğü bir ana daha evvel hiç denk gelmedim. Dün Nvidia olağanüstü bir bilanço açıkladı. Bütün tahminlerin çok üzerine rakamlar getirdi ve hem kendisi coştu hem de bütün piyasaları yukarıya doğru çekmeye başladı. Neden Nvidia zaten Amerika'nın en değerli firmalarından bir tanesi o yüzden endekslerde bir ağırlığı var ama onun yanı sıra bu yapay zeka meselesinin bir balon olmadığını yapay zekanın burada ve kalıcı olduğunu ve daha aslında belki de yolun başında olduğumuzu bize gösterdi. Muazzam bir bilanço, muazzam sonuçlar. Şimdi gelin Nvidia'nın detaylarına girelim. Anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değil elbette ama yapay zeka çok yatırım yapmaya de değer bir alan gerçekten. Uzun zamandır zaten bu konuda çok içerik ürettim. Bir ara biraz fazla hızlı gittiğimizde dedim ki burada da biraz bir düzeltmeler gelebilir. O düzeltmeleri de yaşadık ama şimdi galiba tam gaz yola devam diye düşünüyorum. Ve hem Nasdaq'ta hem de daha da özelinde yapay zeka hisselerinin tamamında ciddi rallilerde bekliyorum. Şimdi bütün bunun sebebi olan Nvidia bilançosunun detaylarına bir dalalım ve beraber büyülenelim. Müzik benim de uzun zamandır ücretli üyesi olduğum appeconomyinsights.com yine harika bir grafikle Nvidia bilançosunu bizler için özetlemiş. İlk büyüleyici yer data center'daki Ciro data center, Google, Amazon, Meta gibi büyük şirketlerin veri ambarlarına, bulut hizmetlerine satılan çipleri ifade ediyor. Çeyrekten çeyreğe büyüme yüzde 141 10 milyar dolar ciro elde edildi. Bu bütün Wall Street beklentilerinin çok üstünde, benim beklentilerimle çok üstünde. Biliyorsunuz ben talepte bir sorun olmadığını anlatmıştım dünkü videomda ama belki tedarikte sıkıntı olabilir demiştim. İşte burada görüyoruz ki tedariği de bir şekilde yönetmişler ve %141'lik büyüme var. Diğer alanlardaki büyümeler çok da büyüleyici değil. Bir tek profesyonel görüntülemede %28'lik bir büyüme var ama küçük bir rakam. Oyun biraz büyümüş %11. Diğer iki sektörde küçülme var ama hiçbir önemi yok. Çünkü herkesin baktığı yer zaten burasıydı. Nvidia'nın buna odaklanmasını istiyorlardı. Çeyrekten çeyreğe toplam ciro büyümesi %88. Bakın bir önceki çeyrekte 7 milyar dolar civarında toplam bir ciroları vardı. Bu çeyrek 13,5 milyar yapmışlar. Yüzde 88 yani çok büyük bir rakamı neredeyse ikiye katlamışlar. Ben böyle bir şey hiç görmedim. 11 milyar dolara yakın bir tahminleri vardı kendilerinin. Onu bile ben erişmesi çok zor diye düşünüyorum. Çünkü düşünün bu büyüklükteki gibi bir şirket nasıl kendi ikiye katlayabiliyor? Depolar nasıl işliyor? Operasyon nasıl işliyor? Müşteri ilişkileri nasıl işliyor? Dağıtım nasıl işliyor? Ha, i̇nanılmaz bir hikaye. Demek ki Nvidia bu işe çok uzun zamandır hazırlanıyormuş. Çok iyi yönetilen şirket demek ki böyle bir hikaye. 13,5 milyar dolar ciro, %88'lik net artış var ciroda. Tamam arkadaş ciroyu büyüttün de brüt karı aynı anda nasıl büyütüyorsun? Bu da verimlilik tarafında da adamların hiç durmadığını gösteriyor. Brüt kâr 9,5 milyar dolar artmış, %70'lik brüt kârları var ve bu bir önceki çeyreğe göre 5 bas puanlık net artış anlamına geliyor. 5 bas puan brüt kar artışı bir yandan da hızlı büyümenin olduğu bir yerde şirketin müthiş bir disipline sahip olduğunu gösteriyor bana. Bu müthiş disiplini gördüğümüz başka bir yerde esas faaliyet karlılığı. Bakın brüt karda 5 bas puan artış var. Esas faaliyet karında ise 21 bas puan artış var. Bu anlama geliyor? Şirket... Giderlerine de çok hakim, genel giderlerini iyi yönetiyor, satış giderlerini iyi yönetiyor, araştırma geliştirme giderlerini iyi yönetiyor. Hepsini mükemmel yönetiyor. Bir önceki çeyreğe göre %50'lik esas faaliyet kar artışı var. Bu da 6.8 milyar dolarlık bir esas faaliyet kar anlamına geliyor. Oradan bütün giderleri, vergileri falan düşünce de geriye ne kalıyor? 6.2 milyar dolar net kar, %46 net kar marjı ve bir önceki çeyreğe göre 17 bas puanlık artış. Arkadaşlar bu tarihte pek görmeyeceğiz bilanço. Nvidia bir daha bunları gösterebilir mi? Ondan emin değilim. Çünkü hatırlayın bir önceki çeyrekte bilanço çok büyüleyici değildi. Gelecek beklentisi büyüleyiciydi. Bu sefer bilanço büyüleyici bir dahaki çeyrekte ne olacak bilmiyorum. Bu arada bu çeyrekte de yine gelecekle ilgili muazzam beklenti ortaya koydular. Bir sonraki çeyrekte 16-16,5 milyar dolar arasında toplam ciro bekliyorlar. Yani bu inanılmaz sıçramanın üzerine ciddi bir büyüme daha geliyor. %25-30'lar civarında. En biliyor tam gaz devam ediyoruz diyor. Talep çok çok yoğun. Daha yolun başındayız. Hakikaten büyüleyici. Teknoloji şirketlerinde hep tartışılan konulardan bir tanesidir. Pahalı bu şirket. Nvidia bence de pahalı bir şirket. Fiyat kazanç oranı, fiyat bölü satışlar, fiyat bölü defter değeri hepsi çok yüksek. Zaten burada görüyorsunuz Seeking Alpha hepsine onlara F vermiş diyor ki bu şirket aşırı pahalı. Ben de Seeking Alpha gibi düşünüyorum. Ama şirketin pahalı olması daha da pahalanmayacağı anlamına gelmez. Dünkü videoda bundan bahsetmiştim hatırlıyorsunuz. Çünkü yeni gelen rakamlar bir anda şirketi ucuzlatabiliyorlar. Mesela dün ne geldi? Fiyat kazanç aşağı kuru 3'e katladı. Bir önceki çeyrek 1.08, bu çeyrek 2.7 gibi geldi. Bu da ne anlama geliyor? Mesela 149 gözüküyor şirketin son 12 aylık fiyat kazanç oranı. Bu neredeyse üçte birine inecek, 50'ye verecek. Yani ne oldu? Bir anda rasyolar değişmeye başladı. Burada fiyat böyle satışlar 43.73 çok kötü gözüküyordu. Oysa satış şirketi neredeyse 2'ye katladı. Bu bir anda 21'e geliyor. Şirket böyle olunca ucuz mu? Hayır yine ucuz değil sektör ortalamalarına göre ama bu büyüme hızı diyor ki yatırımcılara şirket ileride bunları da küçültecek bu değerlemeleri de. O yüzden bugüne itibaren Wall Street analistlerinden pek çok hedef fiyat güncellemesi gelecek. Zaten gelmeye başladı da 700 dolarlar konuşuluyor, 650 dolarlar konuşuluyor, 800 dolar konuşuluyor. Çünkü rasyolar değişiyor ve şirket geleceğe yönelik de büyüme beklentileri açıklıyor. Bunların dışında şirketin nakit akışı da muazzam. Son çeyrekte 3 milyar dolar hisse senedi geri almışlar, toplamışlar. 1 milyar dolara yakın da uzun vadeli borç ödemişler. Nasıl yapabiliyorlar bunu? Son çeyrekte 6 milyar dolar net nakit akışı elde etmişler para fışkırıyor adamlardan. Bundan dolayı geleceğe yönelik de 25 milyar dolarlık hisse senedi geri alım programı açıkladılar. Çünkü diyorlar ki öyle bir karlıyız ki ve önümüzde de çok para harcayacağımız bir yer yok. Biliyorsunuz Nvidia kendi üretim tesislerine sahip değil. Yani sermaye ihtiyacı daha az bir şirket. Bunlar sadece tasarım, satış, pazarlama, markalama yapıyorlar. Bundan dolayı da bu gelen fazla nakitin bir bölümüyle hisse senedi geri alıyorlar. Bunlar da piyasaya iki mesaj veriyorlar aslında. Diyorlar ki bizim hisse senedimiz hala ucuz daha da pahalanacak o yüzden geri alıyoruz. Bir de yatırımcıya da diyorlar ki biz seni koruruz kardeşim rahat ol hisse senetlerini geri aldıkça çünkü biliyorsunuz adet azalınca fiyatlar da artacak. Nvidia'nın ayrıca kenarda da 16 milyar dolar civarında nakiti var. E, bütün bu ne anlama geliyor? Valla Nvidia yatırım yapmaya değer bir şirket anlamına geliyor tabii ki. Yatırım tavsiyesi değil ama ben Nvidia'nın daha epey bir yolunu olduğunu düşünüyorum. Belki ama daha çok da fırsat Nvidia'nın çeperindeki şirketlerde. Onlar çünkü Nvidia kadar değerlenmediler. Hatta son çeyrek raporlarında çoğu dayak yiyerek geldi. Onlara sıkı ataklar bekliyorum. Tabii ki Google, Facebook, Amazon gibi doğrudan doğru Nvidia'nın müşterisi olan şirketler, Microsoft gibi şirketler onlar çünkü bu aldıkları çiplerle yeni ürünler, yeni hizmetler geliştirecekler. Müşteriler onları satacaklar. Bu bence heyecan verici gelecektir piyasalara ve bir yandan da diğer mikroçip üreticileri çünkü onlarda bu alana doğru artık yaklaşmaya çalışacaklar. Onların öndeki fırsatlar da büyüyor. Yazılım firmaları bizim portföyümüzde bulunan Quantum SI gibi yapay zeka çiplerine ayarlanıp devrimsel inovasyonlar yapan firmalar bence hepsinin önü açılıyor. Yarın Powell çok saçmalamazsa ki hiç öyle bir şey beklemiyorum. Neden öyle beklemediğimi de bir sonraki videomda anlatacağım. İşler iyi gidecek diye düşünüyorum. Bu arada dün çok soru aldım hem Twitter'da hem YouTube'da. Hocam dediler dünkü Nvidia trade videonda Dedin ki kapanışa doğru belki biraz shorta geçerim. Şimdi bunu iyi bir anlamamız lazım. Shorta geçmedim, detayların üzerine duralım. Bir aşağı yukarı iki haftadır ki bunlar da gayet şeffaf oldum. Ne zaman neyi aldım, ne paylaştım. Nvidia'yı yüksek kaldıraçlı bir hesabımda biriktiriyordum. Aşağı yukarı 15 kaldıraçla Quantfury.com'da dün onları kapattım ve çok da ciddi güzel bir karla kapattım. Rakamları yanında görüyoruz. Neden kapattım? Çünkü bilançoya yüksek kaldıraçla girerseniz, bilançodaki en ufak bir bozulma size çok büyük zarar ettirir. O yüzden ben bilançolara yüksek kaldıraçlı işlemlerine girmem. İki ne dedim? Uzun vadeli pozisyonlarımı ama hepsini tutuyorum. Hatta dün onlara biraz ilavede de bulundum. Neden? Çünkü kaldıraçlı taftan güzel para kazanınca dedim buradan da biraz daha hisse almaya değer bu şirket hak ediyor. Ama yine de kapanışta korku içerisindeyim. Yani ya kötü bir bilanço gelirse işte bu durumda kendime sigorta almayı seviyorum. Buna da hedging diyoruz. Ne demek bu? O hisse senedini shortlayabilirsiniz küçük bir miktarda kaldıraçlı bir işlemle. Diyelim ki bu tarafta 100 bin dolarlık Nvidia hisseniz var ama korkuyorsunuz biraz bilançodan. Gidersiniz opsiyon piyasasına kaldıraçlı bir işlem yaparsınız. Quant Fury de açığa satarsınız yüksek kaldıraçlı. Böylece küçük bir parayı riske atarsınız ama long pozisyonunuzu bozmazsınız. Eğer kötü bilanço gelirse buradaki bu küçük riskiniz o zararınızı telafi eder ve işinize bakarsınız. Çünkü ben uzun vadeli yatırımlarımı bozmayı sevmiyorum. Bilanço öncesi dönemlerde bunları satmayı da sevmiyorum. O yüzden böyle hedging işlemleri yapıyorum. Bu hedging işlemleri ilgili de yine YouTube katıl üyeleri için detaylı bir videoyu yarın sunacağım. Bence kaçırmayın siz de. Gelin YouTube başından üye olun. Bu tip biraz daha kompleks işlemleri de anlamış olursunuz. Nasıl hedge edilir uzun vadeli yatırımlar. Evet böyle heyecan verici bir gün bizi bekliyor. Şu anda gördüğüm kadarıyla Nazak oldukça pozitif atacak günü. Bir sonraki video Powell ne diyor konusunda olacak ve daha sonra katılı üyelerine yönelik hedging stratejileri videosu gelecek. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere.